bir kez daha merhaba. 33 yıl önce bugün Orta Doğu'da 8 yıl sürecek İran-Irak Savaşı başlamış. Savaş sadece bu iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi derinden etkilemişti. Programın bu bölümünde o yıllarda yaşananlara, savaşın bu iki ülkede bıraktığı izlere ve iki ülke ilişkilerinde bugün gelinen noktaya bakacağız. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in Tahran temaslarının ayrıntılarına da yer vereceğiz. Lübnan'daki hükümet krizi, Hasan Nasrallah'ın dün verdiği mesajlar ve Mısır'da Müslüman kardeşlerin kapatılmasına yönelik kararda değineceğimiz diğer başlıklardan olacak. Erbil, Tahran ve Beyrut'tan da canlı bağlantılarımız var. Ben Buket Güler, TRT Dünya Gündemi başlıyor. Önce İran'la başlıyoruz. Günün gündeminde bu var. Konuşulan en önemli haberlerden biri İran'a dair. P5+1 ülkeleriyle İran Perşembe günü New York'ta bir araya gelecekler ve New York'taki bu müzakerelere de Amerika Birleşik Devletleri'nden Dışişleri Bakanı John Kerry de katılacak. Şimdi Tahran'a uzanalım. Karşımızda TRT Türk temsilcisi Fatih Sabuncu var. Fatih, hemen bu haberin ne anlama geldiğini ve detaylarını senden dinleyelim. Buket, bu haber şöyle yorumlamak lazım. Dışişleri Bakanları bir masaya oturmasıyla aslında doğrudan görüşmeler gerçekleştirilmiş olacak. Yani Ruhani ve Obama'nın bir araya gelip gelmeyeceği tartışılıyor. Ancak diğer taraftan Dışişleri Bakanları bir araya böyle bu şekilde geliyor. New York'ta 5+1 görüşmelerin olması ise ilk kez New York'ta böyle bir müzakere ve doğrudan bir müzakere gerçekleştiriliyor. Aslında daha önceki yayınlarımızda Dışişleri Bakanlığı'na nükleer dosyanın verilmesiyle İran'ın bunu artık Dışişleri Bakanları seviyesinde yürütmeyi düşündüğünü ifade etmiştik ki buradaki tek sıkıntı da şuydu: Amerika acaba Dışişleri Bakanlığı bu müzakerelere oturur mu, yani Kerry bu masaya oturur muydu? Bunun da oturacağının mesajları bize geldi. 34 yıl sonra aslında İran'da olan ilk müzakere bu ikili ilişkiler konusundan da oldukça önemli, Buket. Evet, bir diğer konuya geçelim şimdi. Türkiye ile ilişkiler açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek Tahran temaslarını tamamladı. Nasıl özetlersin? Oradan gelen mesajlar ne oldu? 3 gün sürdü bu temaslar. Tabii en öncelikli konu Suriye'ydi ve Suriye sorundan dolayı da bozulan ilişkileri düzeltmek bir anlamda gerekiyordu ve bu görüşmeler gerçekleştirildi. Geneline baktığımız zaman olumlu görüşmelerdi. Burada İran Meclis Başkanı Hasan Larijani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran dini lideri Hamenei ile görüşmeler gerçekleştirildi ve yine Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Cihangir ile görüşmeler gerçekleştirildi ve çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kültür merkezini, Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti ve Şiraz'da turistik gezilerde bulundu. Ancak dediğimiz gibi Suriye konusunda özellikle Ruhani'nin BM toplantısına gitmeden önce yapılan görüşmeler, en azından Türkiye'nin son görüşlerini bir şekilde konuşuldu. Biz de aslında bir röportaj yaptık Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le ve bu görüşmelerin detaylarını da burada konuştuk. İsterseniz birlikte bu röportajımızı izleyelim. Bir Suriye sorunu başladığından beri aşağı yukarı bir gergin bir hava hakim gibi İran ve Türkiye arasında. Siz bu özellikle Hasan Ruhani dönemi ve bundan sonrası için iki ülke ilişkilerinde siyasal olarak nereye varacağını düşünüyorsunuz? Benim bu ziyaretim Sayın Ruhani'nin seçiminden sonra üst düzeyde yapılan ilk ziyaret. Cumhurbaşkanlığı yemin törenine Sayın Dışişleri Bakanımız gelmişti. Ama heyet halindeki ziyaret benim yaptığım ziyaret. O nedenle de burada üst düzey birçok kişiyle görüşme imkanımız oldu. Kaldı ki Sayın Larijani benim dönemimde birkaç defa geldi. Evvela şunu hepimiz de kabul ediyoruz ki Türkiye ile İran çok köklü ve tarihi ilişkiler olan dost ve komşu ülkedir. Zaman zaman ufak tefek sıkıntılarımız olsa bile bu çizgi, bu özellik değişmedi ve Türkiye'de de tüm Cumhuriyet hükümetleri döneminde İran'la ilişkileri her alanda geliştirmek yönünde bir siyasi kararlılık var, arzu var, çaba var, gayret var. Bu şimdi de devam ediyor. Seçimlerin ardından bunu bir defa daha gözden geçirme imkanı bu vesileyle oldu. Bu görüşmelerimizde en evvel Türkiye ile İran arasındaki ikili ilişkiler üzerinde durduk ve duruyoruz. Çünkü bizim burayla önemli bir ekonomik ticari ilişkilerimiz var. 22 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Bunu 2015'te 30 milyar dolar.
Yaptırımlarda çok fazla düşürmedi galiba, değil mi? O yaptırımların dışında olan hususlar yani. Türkiye dediğim gibi birçok buraya mal ihraç ediyor. Buradan bir kısım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Onun için 22 milyar dolar gibi gerçekten Türkiye'nin ticaret hacmi içerisinde önemli bir yeri var İran'ın. Özellikle Hasan Rouhani görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Diğer Meclis Başkanı Ali Erciani'nin görüşmesini bizler de daha sonra yaptığımız basın toplantısından gördük ama Hasan Rouhani ile olan görüşmeye dair... Aynı çerçevededir. Yani bir devletin politikası akşamdan sabaha pat diye değişmez. Netice itibariyle bize söylenen, bana söylenen bu işlerin diyalog yoluyla siyaseten çözümlenmesi, askeri müdahalelerin, yabancı müdahalelerin soruna kalıcı bir çözüm getiremeyeceği yönünde. Yıllardır bu türlü şeyler. Bunları söylüyoruz da bu sözlerin arkasına doğru örnekler konulmadığında bu sözler havada kalır. Şimdi yapılan ne? Bakınız kimyasal silahlar teslim edilecek. En kestirme ihtimali 2014'ün ortasına kadar. Şimdi kimyasal silah ne kadar teslim edilecek? Kim teslim edecek? Nereye teslim edecek? Bundan imhası nasıl olacak? Şimdi bu işi zamana yaymak. Ama öbür tarafta da her gün yine 40, 50, 60, 80, 100 kişi ölmeye devam ediyor. Bakınız kan durmuyor. Onun için kan durmadığı sürece Suriye sorununa bir çözüm bulunamaz. Suriye'de çözüm bulunamazsa soruna bu başka türlü bölgesel sıkıntıları da katlanarak önümüze getirecektir. Buna hemen, dikkat çekmeye çalışıyorum. Hemen burada bir şey sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde siz buraya gelmeden yaklaşık bir hafta önceydi sanırım. Irak Meclis Başkanı Usame Nüceyfi sizi ziyaret etti bildiğim kadarıyla ve daha sonra İran da ziyaret etti. Bölgede meclis başkanları bu konuyu konuşuyor şu son 1-2 haftadır. Hem bu konu farklı bir boyut mu aldı bu anlamda çözümü konusunda? Hem de Nüceyfi'nin İran'da önerdiği bir paket vardı. Irak'ın çözüm paketi diye hatırlayacaksınız. Burada ateşkesin sağlanması ve yabancı unsurların geri çekilmesi ve bir seçim takviminin belirlenmesi gibi bir plan sundu. Şunu sormak istiyorum. Öncelikle siz bu çözüm planına nasıl bakıyorsunuz? Türkiye buna nasıl bakar? Şöyle ifade edeyim. Suriye'deki bu kimyasal gazın rejim tarafından kullanılmasından sonra herkesin dikkati bunun üzerine çekildi. Ama bölgede başka sorunlar da var. En az Suriye sorunu kadar yakıcı ve her geçen gün de biraz daha sıkıntıya giren, sıkıntıyı artıran başkaca gelişmeler var. Sayın Nüceyfi'nin evvela teklifi Irak'taki sıkıntılardır. Irak'ta da son 2-3 yıl içerisinde her gün çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Irak'ta huzur şu an yok, Irak'ta istikrar yok. Seçimler var, önümüzdeki sene Nisan'da yapılacak seçimler. Ve giderek bölge ki Sayın Rouhani'nin telaffuz ettiği şeylerdir, hususlardır. Ben de dünden beri söylüyorum. Türkiye olarak biz her ülkenin toprak bütünlüğünden yanayız. Irak'ın da toprak bütünlüğü baştan beri bizim vurgu yaptığımız husustur. Suriye'nin de toprak bütünlüğü bizim vurgu yaptığımız husustur. Yani harita bu bölgede değişmemesi lazım. Ne çözüm bulunacaksa ülkelerin toprak bütünlüğü içerisinde bulunması lazım. Peki bu bütünlüğü ne bozacak? Bu bütünlüğü bir etnik temele dayalı iç çatışmalar, ikincisi mezhep esasına dayalı çatışmalar. Bu bölgede bu ikisi de risk olarak önümüzde duruyor. Maalesef Irak'ta böylesine bir bütünlük sağlanamadı. Mevcut Irak yönetimi Irak'ın tümünü kapsayacak, Irak'taki her kesimi kapsayacak. Sünnidir, Şiidir, şu kökendendir, bu kökendendir. Dinin farklı yorumlarını benimsemiş kesimler arasında bütünleştirici bir politikayı takip edemedi. Bundan dolayı da bizimle de dahil bir kısım sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla Sayın Nüceyfi'nin en evvel yaklaşımı Irak merkezli ve ondan sonra diğer bölgeleri içine alacak yani bir şey olabilir. Önce, Suriye'den önce. Evvel Irak'ın çok ciddi problemleri var.
İran ve Irak 33 yıl önce birbirleriyle savaşacak kadar düşmandılar. Bu düşmanlıkta kuşkusuz Batı'nın da parmağı vardı. İki ülkenin 8 yıl boyunca savaşmasına neden olan sorun görünüşte Şatülerap Su yolundaki sınır anlaşmazlığıydı. Ama savaş sonrasında bir Sünni-Şii çatışmasına dönüştü. Sonuçta savaş anlaşmazlığı çözemediği gibi yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Şimdi 33 yıl öncesine gideceğiz ve 8 yıl süren bu savaşı hatırlayacağız. Tarih 22 Eylül 1980. Havalanan Irak jetleri Tahran'ın Mehrabat havaalanı dahil İran'ın 7 havaalanını bombalıyor ve böylece Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren yeni bir savaş başlıyordu. Irak'ın Şatülerap Su yolu anlaşmasını 16 Eylül'de feshettiğini açıklamasıyla başlayan sınır çatışmaları bir anda topyekün bir savaşa dönüşmüştü. Irak Devrim Komuta Konseyi'nin yayınladığı bildiride İran'ı hava, kara ve denizden başlattığı saldırıları topyekün savaş düzeyine getirmekle suçluyordu. Irak'ın bu ani saldırısına İran'ın yanıtı gecikmedi ve İran jetleri Bağdat dahil 6 Irak havaalanını bombaladı. Karşılıklı hava saldırılarının ardından Irak zırhlı birlikleri 3 noktadan sınırı geçerek İran topraklarına giriyor ve 10 kilometre kadar ilerliyordu. Irak lideri Saddam Hüseyin bu baskın taarruzla savaşı kısa sürede sonlandırmayı planlamıştı. Savaşın nedeni Şatülerap Su yolundaki sınırdı. Irak ayrıca İran'ın Kuzistan bölgesinde de hak iddia ediyordu. 1971'deki çatışmalar sırasında İran Körfez'de Şatülerap'ın hemen ağzında ele geçirdiği 3 adadan çekilmemişti. Adalar sorunu yüzünden zaten gergin olan Irak-İran ilişkileri İran'da Şii lider Hümeyni'nin 1 Şubat 1979'da Tahran'a dönüp iktidarı ele geçirmesiyle daha da bozulmuştu. Savaşın ilk günleri baskın avantajını koruyan Irak'ın üstünlüğüyle geçti. Fakat zamanla İran'ın direnişini artırmasıyla savaş karşılıklı yıpratma sürecine girdi. Eylül sonunda Irak ordusu Abadan ve Hürremşehir kentlerini abluka altına aldı. İki ülkenin de ekonomik gücü petrole dayanıyordu. Irak boru hatlarından petrol ihraç ederken İran ihracatını büyük ölçüde Basra Körfezi'nden yapıyordu. Bu nedenle Irak petrol taşıyan İran gemilerine İran'da Irak petrol tesislerine saldırılar düzenledi. Körfez'de petrol ticaretinin zarar görmesi Amerika'nın devreye girmesine yol açtı. Amerika bölgeye bir filo gönderdi ve Amerikan bayrağı çeken Kuveyt tankerlerini korumaya başladı. Amerika ayrıca İran'daki müttefiki Şah'ı devirip yönetime el koyan Hümeyni rejiminden hoşnut olmamıştı. Bu nedenle savaş sırasında 1967'de diplomatik ilişkilerini kestiği Irak'la tekrar yakınlaştı. Çeşitli kanallardan Irak'a silah ve para yardımı yaptı. Irak'ın biyolojik ve kimyasal silahlar üretmesine yardımcı oldu. İran ordusu ise savaşta Şah döneminde alınan Amerikan silahlarını kullanıyor ama yedek parça sıkıntısı çekiyordu. Amerika, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında gizli olarak İran'a da silah sattı. 8 yıl süren savaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın yoğun çabaları sonucu Ağustos 1988'de yapılan ateşkesle sona erdi. Savaş bir galibi olmadan sonlanmıştı. Irak-İran savaşı yaklaşık 1 milyon insanın hayatına mal oldu. Her iki ülkede de savaşın yol açtığı maddi hasar 150 milyar dolardı. Savaşın sonunda Irak-İran sınırı değişmedi ama savaşın etkileri yıllar boyunca sürdü. İran-Irak Savaşı'nın yıl dönümü İran'da Kutsal Savunma Haftası olarak kutlanıyor. Önceki gün yapılan resmi geçit töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin nükleer programı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, karşılıklı saygı olursa Batı ile müzakereye hazırız dedi. İran-Irak Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla başlayan Kutsal Savunma Haftası etkinliklerine yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin sözleri damga vurdu. Ayetullah Hümeyni'nin türbesi önünde düzenlenen geçit töreninde konuşan Ruhani, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini de içeren hakların tanınması halinde Batı ile görüşmeleri hazır olduğunu söyledi. Ruhani, İran halkı eşit ve karşılıklı saygı koşuluyla Batı ile diyaloğa açık dedi. Hasan Ruhani, müzakere durumunda her iki tarafın da çıkarlarının düşünülmesi gerektiğinin de altını çizdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması, Beyaz Sarayı nükleer program konusunda Tahran'la karşılıklı saygı temelinde hazır olduğunu bildirmesinden iki gün sonra geldi. Bu arada İran devrim muhafızları, deneyimlerin Beyaz Saray yetkililerinin davranışlarına dikkatle ve kuşkuyla yaklaşılması gerektiğini gösterdiğini açıkladı. Devrim muhafızlarının sadece İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei tarafından belirlenen ulusal çıkar ve stratejiler doğrultusundaki girişimleri destekleyeceği ifade edildi.
İran'la Irak arasındaki ilişkiler savaşın ardından değişik bir seyir izledi. Özellikle Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından taraflar birbirine daha da yaklaştı. Peki Bağdat ve Tahran'ı yakınlaştıran o süreç nasıl işledi? Yanıt haberimizde. İran'la Irak'ın ilişkileri Saddam Hüseyin'in Amerika'nın işgaliyle devrilmesinden sonra düzelmeye başladı. Bugün İran'ın en iyi ilişkilerinin olduğu ülke Nuri el-Maliki yönetimindeki Irak. İki ülke ilişkilerinin temelinde ise Irak nüfusunun %65'inin Şii mezhebine mensup olması yatıyor. 10 yıllarca kopuk olan ilişkiler Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından Celal Talabani'nin Kasım 2003'te Tahran'ı ziyaretiyle yeniden başladı. İran, koalisyon geçici yönetimi tarafından Temmuz 2003'te belirlenen Irak Yönetim Konseyi'ni tanıyan ve Bağdat'ta büyükelçiliğini yeniden açan ilk ülke oldu. Haziran 2004'te Irak Yönetim Konseyi'nin yerini alan İyad Alavi Başbakanlığındaki geçici Irak hükümeti döneminde Irak'la İran arasındaki ilişkiler sorunlu seyretti. Irak'ta geçiş hükümetinin kurulmasıyla ilişkiler iyileşmeye başladı. Geçiş hükümetinin kurulmasından kısa bir süre sonra da İran Dışişleri Bakanı Kemal Harazi Mayıs 2005'te Bağdat'ı ziyaret etti. Bu ziyaret, Saddam yönetiminin devrilmesinden sonra Irak'ın komşuları arasında Bağdat'ta yapılan ilk ve en yüksek düzeyli ziyaret oldu. Nisan 2006'da Başbakanlığa Nuri el-Maliki'nin gelmesi ilişkilerin seyrini daha farklı bir noktaya taşıdı. Maliki, ülkesindeki İran etkisinin farkında olduğundan ilişkileri de bu düzlemde götürdü. Eylül 2006'da İran'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Maliki, iktidarda olduğu hemen hemen her yıl İran'a en az bir resmi ziyaret gerçekleştirdi. Maliki, çok sayıda bakanın eşlik ettiği bu ziyaretlerde taraflar arasında birçok işbirliği anlaşması imzalandı. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Mart 2008'de Irak'ı ziyaret etmesi, Bağdat'ı ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanı ve ilk bölge lideri olması hasebiyle iki ülke ilişkilerindeki dönüm noktalarından birisi oldu. İşgalin uzaması İran'la Irak arasında da zaman zaman sorunlara sebep oldu. Ancak ilişkilerin olumlu seyrini değiştirmedi. 2010 yılındaki seçimler ise Irak'la İran'ın küçük bir gerilim yaşamasına sebep oldu. Seçimlerden 91 sandalyeyle birinci çıkan El Irakiye bloğu İran'ı seçimlere müdahil olmakla suçladı. Nuri el-Maliki'nin ise hükümeti kurmak için çoğunluğa ihtiyacı vardı. Dini lider Hamaney'in Irak'ta bütünlük çağrısı Maliki'nin işine yaradı. Maliki diğer gruplarla birleşerek hükümeti kurunca İran'la ilişkileri daha da ilerletti. İki ülke arasında birbiri ardına işbirliği anlaşmaları imzalandı. Maliki'nin ikinci döneminde İran'la imzalanan anlaşmaların sayısı 200'ü aştı. İran'la Irak arasındaki ilişkiler, Amerika'nın askerlerini 2011 sonuna kadar Irak'tan çekeceğini açıklamasının ardından daha da arttı. 2011 sonlarında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 8 milyar doların üzerine çıkmıştı. Irak hükümeti içerisinde İran'la yakın ilişki sebebiyle çeşitli sorunlar yaşansa da iki ülkenin ilişkileri özellikle son yıllarda çok üst seviyelerde seyrediyor. Son 10 yıla bakıldığında aslında Amerika'nın Irak'ı işgali en çok da İran'ın işine yaradı. Irak, İran için ezeli bir düşmanken en yakın müttefiki oldu. Evet, şimdi Erbil'e uzanıyoruz. Karşımızda TRT Türk temsilcisi Simla Yerlikaya var. Simla, 33 yıl önce başladı savaş. 8 yıl sürdü. Ne kazananı olmadı. Her iki tarafta kaybetti. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti o dönemde. Bugün gelinen noktada ise iki ülke ilişkilerine baktığımız zaman bölgesel konularda özellikle her iki ülkenin de aynı safta olduğunu görebiliyoruz. Bugün açısından bir değerlendirme yapacak olursan Tahran'ın etkisi Bağdat yönetimi için ne kadar önemli, ne kadar belirleyici? Buket, aslında senin de söylediğin gibi bölgesel konulardaki tavırlarına bakarsak eğer Tahran'ın Bağdat yönetimi açısından etkisinin ne kadar derin olduğu anlaşılıyor. Özellikle Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Bağdat ve Tahran yönetimi çok daha yakın bir pozisyon belirlemiş durumda. Hatta İran'daki yönetim değişikliğinden sonra yeni göreve gelen Dışişleri Bakanı da ilk yurt dışı ziyaretini Bağdat'a düzenlemişti. Bundan birkaç hafta önce. Bu da tabii çok önemli bir detay ve iki ülkenin aslında ne kadar bugün ne kadar yakın bir siyaset güttüğünün de en önemli göstergesi. Çünkü o ziyarette de tabii gündemde Suriye vardı. Ve Suriye konusunda İran ve Irak Dışişleri Bakanları ne kadar paralel bir siyaset güttüklerini, aynı noktada durduklarını bir kez daha göstermiş oldular. O dönemde Suriye'ye bir operasyon ihtimali vardı gündemde ve buna karşı duracaklarını söylediler. Hem İran hem Irak Suriye'de herhangi bir operasyona karşı olduklarını söylüyor ve orada ancak
olarak ateşkesin sağlanması, tarafların diyaloğa başlaması ile sorunun aşılabileceğini söylüyorlar ki bu İran-Irak arasında aslında gelinen ortak noktalardan sadece bir tanesi. Aynı zamanda savunma konusunda da tabii ki oldukça yakın işbirliği söz konusu. Hatta bugün de Savunma Bakanı, Irak Savunma Bakanı Sadun Duleymi Tahran'da bulunuyor. Tahran'da temaslar gerçekleştirecek. Ve aslında İran-Irak hattında böyle ziyaretler çok sık gerçekleşiyor. Sadece Savunma Bakanı değil, farklı makamlardan birçok kişi de karşılıklı olarak sık sık ziyaretler gerçekleştiriyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi de Tahran'daydı. Aslında tüm bu ziyaret sıklığına, tüm bu ilişkilerin yoğunluğuna baktığımız zaman şunu anlayabiliyoruz ki İran-Irak Savaşı'nın gerçekleştiği günlerden bu yana çok şey değişti ve bugün artık İran ve Irak zamanında birbiriyle savaşmış iki ülke olsa da aslında oldukça yakın politikalar güden iki ülke haline gelmiş durumda. Evet, İran-Irak ilişkilerinin bugününü Erbil'den canlı yayında aktardı Simla Yerlikaya. Şimdi savaşın İran'a etkisine bakacağız. Savaşta on binlerce İranlı hayatını kaybederken binlercesi de sakat kalmıştı. Bugün İran'da hemen her köşe başında savaşın izlerini görmek mümkün. Ülke siyasetinin önde gelen isimleri de bu savaşta ön saflarda yer alan kişiler. İran için devrimin ardından gelen İran-Irak savaşı adeta bir varlık mücadelesine dönüştü. Sistemin kaderi de bu savaşta saklıydı. Bu nedenle bütün varlığını ortaya koyan İran, savaşı özellikle gençlerin zihnine, savaşı yaşamışçasına kazımak istiyor. İran sokaklarının her tarafında şehit resimlerini görmek mümkün. Her resimde ayrı bir hikaye saklı ve savaşın izleri her yerde. Aslında İran-Irak savaşının etkilerini görmek için çok da uzağa gitmeye gerek yok. Zira İran'da her cadde ve sokağın ismi şehitlerin isminden oluşuyor ve bu şekilde canlı tutulmaya çalışılıyor. Arkamda gördüğünüz bu resimde İran-Irak savaşı komutanlarından Muhammed İbrahim Himmet'in resmi yer alıyor. Üzerinde ise şehitlerin gençleri gördüğünü ve onların ayağa kalkmaları gerektiği yazıyor. Ayrıca Himmet'in ismi İran'daki en büyük caddeye de verilmiş durumda. Tahran'daki birçok sokak bir şehidin adını taşıyor. Bunu gören nesiller binlerce kişinin savaşta hayatını kaybettiğini her daim hatırlıyor. Diğer taraftan ya her aileden bir şehit ya da bir gazi bulunuyor ya da bir yakını savaşı bütün boyutlarıyla yaşamış. Duvar fotoğraflarından biri de bir aileye ait. Bu duvar resimindeki baba ve çocuklarının hepsi de İran-Irak savaşında hayatını kaybetmiş. Öte yandan savaşın en yakın tanıkları bugünkü İran parlamentosunda görevli. İran parlamentosundaki birçok siyasetçi İran-Irak savaşına katılmış. Bunlardan birisi de bugün İran Cumhurbaşkanlığı yapan Hasan Ruhani. Ruhani, İran-Irak savaşında önemli komutanlardan birisiydi ve çok sayıda göreve imza attı. Bir diğer isim ise herkesin yakından tanıdığı İran'ın nükleer baş müzakerecisi Said Celili. Celili de bir bacağını İran-Irak savaşında kaybetti. Bugüne gelindiğinde İran'da savaşın izleri hala silinmediği gibi canlılığını da tüm renkleriyle koruyor. 8 yıl süren savaş hiç şüphe yok ki her iki ülkede de onarılması zor yaralar açtı. İran yönetimi o dönemde yaşananların unutulmaması için açtığı savunma müzesinde savaştan geriye kalanları sergiliyor. İran-Irak savaşı İran'da büyük yaralar açtı. Yaşananların etkisi ise hala devam ediyor. İranlı siyasiler de savaşın izlerinin silinmesini istemiyor. Savaşta kullanılan askeri araçları sergilemek için kurulan müzenin de amacı bu. Bu arkamda gördüğünüz yapı Tahran Savunma Müzesi. Burası yaklaşık olarak 4 yıl önce yapılmaya başlandı ve 1 yıl önce tamamlandı. Burada birçok helikopter, uçak ve füzeler yer alıyor ve bunlardan birçoğu da İran-Irak Savaşı'ndan kalma silahlar. Müzenin bahçe kısmında çok sayıda savaş uçağı, tank, helikopter sergileniyor. Her birinin ise ayrı bir hikayesi bulunuyor. Bu arkamda gördüğünüz Amerikan yapımı F-4 savaş uçağı İran-Irak savaşı sırasında İran tarafından kullanıldı. Şimdi ise bu müzede halk için sergileniyor. Aslında savaş, Şah döneminde Amerika'nın jandarması olan İran'ın elinde bulunan askeri mühimmatını eritmek amacı taşıyordu ve öyle de oldu. Savaş öncesinde 1735 tank ve zırhlı aracı bulunurken savaştan sonra yeni dahil edilenlerle birlikte 1000 kadar zırhlı aracı ancak kalmıştı. Savaş uçakları ise neredeyse tükendi. 447 adet olan savaş uçağı sayısı savaş sonrasında 50'ye kadar düşmüştü. Tabii Irak'taki tablo da aynıydı. Irak'ta bu savaşta çok sayıda uçak ve zırhlı aracını kaybetti.
Tahran Savunma Müzesi'nde sergilenen bu uçak ise Irak'a ait bir uçak. Bu uçak İran-Irak Savaşı sırasında İran tarafından vurulmuş ve enkaza çevrilmiş. Şimdi de bu müzede bir savaş abidesi olarak sergileniyor. Bugün İran Savunma Müzesi'ni gezenler savaşın bütün izlerini görebiliyor. Zaman zaman müze içinde gösterilen belgesellerse insanların adeta savaşı yaşamasına sebep oluyor. İran-Irak Savaşı ile değişen bir hayat hikayesini ekranlarınıza getireceğiz şimdi. İran'da 12 yıl, 2 ay, 21 gün esir kalan Iraklı Nesret Cebar'ın hikayesini. TRT Türk Erbil temsilcisi Simla Yerlikaya'nın haberi. İran-Irak Savaşı'nda binlerce kişi esir düştü. Onlardan biri de Erbil'i Nesret Cabar'dı. Cabar 1982'de Irak Askeri Fakültesi'ne girdi. Fakülteyi birincilikle bitirince Ürdün'de Kral Hüseyin'in yanında askeri eğitimine devam etti. Ancak kaderi 15 Ocak 1987'de değişti. 15-1-1987'de ben esir oldum yaralı Basra'da. Apardılar işte bizi. Alandalar yaralıydım. İşte apardılar bizi Ahvaz'a. Ahvaz'da duruttular bizi orada. Tabii o yüzden sen orada sıkıntı çok iyiydi. Bir onlardan yani yaralarını tedavi etmek yoktu. Yoktu hiçbir şekilde. İşte 24 gün hebele kaldık. Ayakkabımız yok idi. O 24 gün Nesret Cabar'ın esirliğinin sadece başlangıcıdır. Cabar 12 yıl, 2 ay, 21 gün İran'da esir kalır. 1988'de savaş bittikten sonra esir mübadelesi başlar. Ancak Nesret Cabar subay olduğu için geri dönemez. 12 yıl süren esaretin sonunda Irak'a dönebileceğinin haberi geldiğinde inanmakta zorlanır. Sınıra kadar süren 23 saatlik yolculuk hayatının en zorlu yolculuğudur. Nesret Bey Irak'a döndüğünde ülkesinde çok şey değişmiştir. Ama eşi ve kızı tüm zorluklara rağmen onu 12 yıl beklemiştir. Dedim ebu uşağım hani, kızım hani? Dediler kızı abda. Dedim babama kızı bıraktım 11 aylık. Ne bu benim kızımda? Öyle dedi baba azap kızı olaptı ne? 14 yaşına geldi. Sen haberin neden var? Allah öptü işte kaldık. O dedi hani babamız nenemiz dedi hiçbir hamsi ölüpler. Kim sana sorma. Kardeş dedi kardeş öldü. Bazı öldü. Kaçan kaçıptı. Tüm kayıplara rağmen Nesret Bey'i hayata döndüren eşi Leyla Hanım'ın desteği olur. Amelimiz kesmişiz biz özümüz ama amel var gene Allah'tan ki geler. Geldi. Ne özü ben tanırım ne yani ben tanırım özü ama özü ben tanımırım. 12,5 yıl az döyge, 12,5 yıl esir oldu. Geldi dedi hani kızım, özellikle kızı uşaktı hele, kız büyük olup, kızı uyattım dedim, kalk naz baba gelip, her kere uyadaram, kalk naz baba gelip, dedi, bu sefer de aydın 12 kimin beni aldatsan dedim baba gelip, babam kalk kızım dedim tamam baba gelip. Kız kalktı durdu, kalktı babaya bakır, baba özüne bak, baba yıkılır, bu tanımır babanı, kimdi bu? Dedim baba vardı. Dedim benim babam böyle değil, ben babamı görmüşüm resimde gençti ama bu adam ihtiyardı. Bu babam diyor ki, yavaş yavaş bunlar ki arkadaş oldular. Çok yani zaman sürdü ki bu ikisi arkadaş olsun. Leyla Hanım ve Nesret Bey hayata 1999'da yeniden başladı. Muhammed ve Aya isimli iki çocukları daha oldu. Şimdi tüm aile bir daha ayrılmamacasına Erbil'de yaşıyorlar. İran-Irak Savaşı'nın geride bıraktığı bir utancı hatırlayacağız şimdi de. Savaşın son döneminde Kürtlere karşı başlatılan Enfal Harekatı'nın son aşaması Halepçe katliamı olmuştu. Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'ta kullanılan kimyasal silahlar ve zehirli gazlar birkaç saat içinde 5000'den fazla insanın ölümüne yol açtı. Ortaya çıkan tablo korkunçtu. Irak'ın kuzeyindeki Halepçe kasabasında 16 Mart 1988 günü yaşananlar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. Halepçe'de yaşananlar Saddam Hüseyin'in İran-Irak Savaşı sırasında Kürtlere karşı başlattığı Enfal Harekatı'nın son aşamasıydı. 1988 Mart ayında İran ordusu Zafer Harekatı adlı bir taarruz başlatmıştı. Celal Talebani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı peşmergeler de İran ordusuyla işbirliği yaparak Halepçe kasabasına girdi.
Saddam Hüseyin, İran ordusunun ilerleyişini durdurmak için Kimyasal Ali lakabıyla tanınan Kuzey Cephesi Komutanı Ali Hasan Elmeci'de zehirli gaz kullanılmasını emretti. 16 Mart günü zehirli gaz bombalarını taşıyan 8 MiG-23 Halepçe semalarına ulaştı. Bombardıman sonucu Halepçe sakinleri, İran askerleri ve peşmergelerle birlikte 5000'den fazla insan öldü. 7000'den fazla insan da yaralandı. Saldırıdan sonra çekilen bu görüntüler yaşanan dehşeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyordu. Kimyasal gazın neden olduğu hastalıkların izleri bugün de devam ediyor. Öyle ki bugün Halepçe'deki özürlü doğum oranının Hiroşima ve Nagasaki'nin 4-5 katı olduğu belirtiliyor. Katliamın ardından İran ve Irak 19 Ağustos günü ateşkes anlaşması imzaladı. Anlaşmadan 5 gün sonra Irak ordusu Halepçe'yi geri aldı. Lübnan'dan gelen haberlerle devam ediyoruz şimdi programa. Ülkede yaklaşık 6 aydır hükümet kurulamıyor. Hükümet pazarlıklarını çıkmaza sürükleyense Suriye'deki iç savaş. Hizbullah'ın savaşa doğrudan müdahil olması hükümetin kurulması yönündeki beklentileri de azaltıyor. Lübnan'da 171 gündür bir hükümet krizi yaşanıyor. Hizbullah yanlısı Necip Mikati hükümetinin Mart ayında istifasının ardından yenisi bir türlü kurulamadı. Bu durum Lübnan için iç savaş sonrası bir rekor anlamına da geliyor. Daha önce benzeri bir kriz 140 gün sürmüştü. Bu işte görevlendirilen Temam Selam'ın teklifleri partiler tarafından çeşitli sebeplerle reddedildi. Hükümet kurulmasının önündeki açıklanan sebepler ilk olarak Hizbullah'ın kabinede veto hakkını korumak istemesi, 14 Mart grubunun da Hizbullah'ın katılımını veto etmesiydi. Buna gerekçe Hizbullah'ın Suriye rejimini desteklemek için Suriye'de savaşa dahil olmasıydı. ...14 Mart grubuna yakın kaynaklar krizi sona erdirmek için Hizbullah'ın hükümete katılımına dair itirazları geri çekebileceklerini söylüyor. Bunun karşılığında Hizbullah'ın da 2008'de imzalanan Doğa Anlaşması'ndan doğan veto hakkından vazgeçmeye hazır olduğunu belirtiyor. Ancak hükümet kurulmasının önündeki tek sorun bunlar değil. Açıklanmayan bazı sebepler de var. Bunlardan biri Amerika'nın Suriye saldırısı sonrası ne olacağı, diğeri de özellikle de Hizbullah'ın gelecek hükümetin ordu halk direniş söylemi üzerine kurulduğunu söyleyen bir bakanlar kurulu bildirisi yayınlanmasını istemesi. Tüm bunlar göz önüne alındığında yakın zamanda bir hükümet kurulması beklenmiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Michel Süleyman'ın New York'ta Lübnan üzerinde doğrudan etkisi bulunan ülkelerin liderleriyle yapacağı görüşmelerden çıkacak sonucun hükümet kurulmasına da yansıması olacak. Lübnan'da uzun süredir devam eden hükümet krizi için ulusal diyalog görüşmeleri gündemde. Diyaloğun başlaması için Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesi ve tarafların anlaşması gerekiyor. Lübnan'da istikrar için diyalog arayışları bir zorunluluk haline geldi. Suriye krizi yüzünden siyasi partiler arasında duran ulusal diyalog görüşmeleri Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından yeniden canlandırılmak isteniyor. Bunun için geçen ay bir inisiyatif başlatan Berri, genel olarak gelen tepkilerden memnun olduklarını açıkladı. Ancak Semir Ceca'nın lideri olduğu Lübnan güçleri Hizbullah'la diyalog işe yaramaz diyerek girişimi reddetti. 8 Mart grubunun arkasında durduğu girişime Hariri grubu ise şartlı olarak destek veriyor. İlk şart Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesi ve Suriye'den çekilmek için yolların tartışılması. İkincisi ise Hizbullah'ın silahları ve ülke içinde güvenliğin nasıl sağlanacağı. Bu iki meseleyi diyaloğun ana unsurları olarak görmekteyiz. Bunlar tartışılacaksa diyalog masasına oturmak için bir sorun görmemekteyiz. Uzmanlar bu inisiyatifin ilk aşamada bir sonuç vermesini, Suriye konusunda Washington ve Moskova arasında bir anlaşma sağlanmasına, devamında ise Suudi Arabistan ve İran arasında bir diyalog kurulmasına bağlıyor. Nitekim Birleşmiş Milletler toplantıları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Michel Süleyman da krize çözüm bulmak için Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Katar liderleriyle görüşecek.
Lübnan'da bölgesel ve uluslararası bir şemsiye olmadan bir anlaşma görmemiz mümkün değil. Ancak birileri bu girişimi boş vadede atılan çığlık olarak görse de en azından inisiyatif şu aşamada çok önem arz ediyor. Bu çerçevede her ne kadar inisiyatif yerel olsa da krizi çözecek anahtar uluslararası ellerde. Bu anahtar kapalı kapılar açacak ve uzun süredir devam eden diyalog sorununa son verecek. Yeni hükümetin kurulması da bu anahtarın çevrilmesine bağlı. Tüm bunların yanı sıra Lübnan'da istikrarsızlık son saldırılarla daha da arttı. Beyrut'taki iki patlamanın ardından Hizbullah'ın kontrol noktaları kurması ise devlet içinde devlet değerlendirmesini de yeniden gündeme getirdi. Ancak örgüt gelen tepkilerden sonra güvenlik kontrolünü Lübnan devletine bıraktı. Lübnan güvenlik güçleri Hizbullah'ın Beyrut'taki mahallesi olarak bilinen Dahi'de güvenliği örgütten devraldı. Hizbullah'ın kendisine hedef alan bombalı saldırıların ardından kurduğu kontrol noktaları kaldırıldı. Güvenlik güçleri 44 ayrı kontrol noktası kurarak göreve dün akşam başladı. Bu kararda Hizbullah'a yönelik eleştiriler etkili oldu. Otonom bölge oluşturmakla eleştirilen örgütün elçilik araçlarını araması, gazetecileri gözaltına alması tepki çekti. Hatta bir düğün konvoyunu aramak istemesi üzerine çıkan çatışmada bir Filistinli mülteci hayatını kaybetti. Devir sırasında Dahi'de bulunan İçişleri Bakanı Mervan Şarbel, kontrol noktalarında güvenlik görevlileri hariç kimsenin olmayacağını söyledi. Bakan, halktan da güvenlik güçlerine güvenmesini ve onlara destek vermesini istedi, alınan güvenlik önlemlerine dair bilgi verdi. Bundan sonra bölgede 100 genel güvenlik, 300 asker ve 400 de iç güvenlik gücü mensubu olacak. Ara sokaklar dahil Dahi'nin tüm girişlerinde kontrol noktaları kurulacak. Ayrıca Türk pilotların kaçırıldığı yol üzerinde de 50 polis görev alacak. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah alınan önlemlerden memnuniyet duyduğunu açıkladı. Dahi halkına alınan güvenlik önlemleri konusunda en üst düzeyde işbirliği içinde olmaları çağrısı yapıyorum. Tüm bölgelerdeki güvenlikten sorumlu olan sadece devlettir. Devletin kendi gücünü göndereceği her yeri terk etmeye hazırız. Bu bugün Dahi'de oldu, yarın Baalbek'te olabilir. Bu görevin başarısı için gereken desteği göstermeye hazırız. Nasrallah aldıkları güvenlik önlemleriyle kendi devletlerini kurmak istedikleri yönündeki iddiaları da yalanladı. Evet, şimdi canlı yayında hemen Beyrut'a uzanıyoruz. Karşımızda TRT Türk temsilcisi Hasan Esen var. Hasan, Lübnan'daki bu güvenlik kontrolüne dair o devir işlemlerini haberleştirdikten sonra içinde Hasan Nasrallah'ın konuşmasına da yer verdik kısaca, ama elbette Hasan Nasrallah dünkü o konuşmasında sadece bu güvenlik devrine ilişkin konuşmadı. Başka meseleler de gündemdeydi, özellikle Suriye. Neler söyledi, nasıl özetlersin? Aslında Hasan Nasrallah'ın konuşması Suriye'de kimyasal silah kullanılmasının ardından yaptığı konuşmaydı. Sürekli olarak olası bir operasyon gündeme geldiği zaman Hizbullah'ın lider kadrosundan bir açıklama beklenmiş, ama Hizbullah bu noktada sessiz kalmıştı. Dünkü açıklamasında kimyasal saldırıya değindi ve bunu muhaliflerin yaptığını iddia etti. Öbür taraftan yine muhaliflerden gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin önce gündeme getirdi, daha sonra da muhaliflerin söylediği bir iddiayı da yalanladı. O da Hizbullah'ın yaklaşık bir ton kadar kimyasal silahı Suriye'den aldığına dairdi. Bunu gülünç olarak niteledi. Hani söz konusu silahların un ya da buğday olmadığını, kimyasal silahların böyle tonlarca taşınamayacağını ifade etti. Öbür taraftan Suriye'deki krizin çözümü için siyasi bir yol izlenmesi gerektiğini, askeri çözümle bir yere varılamayacağını ifade etti. Konuşmasında iç gündeme de değindi. Bunlardan birincisi, geçtiğimiz günlerde Hristiyan kesimle kendi Hizbullah arasında tartışmalar neden olan telefon hattıydı. Zahle'de Hizbullah'ın Hristiyan bölgesindeki Zahle'de Hizbullah kendi telefon hattını devam ettirmeye çalışıyordu. Hasan Nasrallah dün konuşmasında aslında sadece bir tamirat işleminin olduğunu, ağlarını genişletmek gibi bir nedenlerin olmadığını, bir savaş durumunda bu ağa ihtiyaç duydukları için de devam ettiklerini söyledi. Konuşmasında dikkat çeken nokta da yine son zamanlarda görülen saldırılardan Suriyeli muhalifleri suçlamasıydı. İşte Hasan Nasrallah'ın bahsettiği saldırılara da dair haberimizi izleyebiliriz şimdi. Suriye krizinin komşusu Lübnan'a etkisi gün geçtikçe artıyor.
Özellikle Hizbullah'ın Suriye'de savaştığını açıklamasının ardından ülke içinde çeşitli saldırılar gerçekleşti. Bu saldırılardan ilki 26 Mayıs'ta yaşandı. Hizbullah'ın kontrolündeki Dahiye semtine 2 roket atıldı. Bir evle bir otoparka isabet eden roketler 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Saldırının zamanlaması ise dikkat çekiciydi. Aynı gün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Suriye'de savaşmaya devam edeceğini açıklamıştı. Hasan Nasrallah'ın konuşmasından saatler sonra 2 roket Dahiye bölgesini vurdu. Bunlardan biri arkamda gördüğünüz bu bölgeye düştü. Suriye'deki kriz devam ettikçe Lübnan'a yansıması da gün geçtikçe şiddetleniyor. Ve ülke bir uçurumun kenarına sürükleniyor. Öyle de oldu. 21 Haziran'da başka bir roket saldırısı gerçekleşti. Hedef yine Güney Beyrut'tu. Roket bu kez bir trafoyu vurdu. Beyrut saatlerce elektriksiz kaldı. Temmuz ayında ise roketler yerini bombalara bıraktı. Hizbullah'ın kontrolündeki Dahiye semtindeki bir otoparkta yapılan saldırıda 53 kişi yaralandı. Olayın Arefe günü gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Bu saldırı Ağustos ayının daha sıcak geçeceğinin de işaretiydi. 1 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına roket atıldı. Saldırı öncesinde Cumhurbaşkanı Michel Süleyman'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiğini söylemesi gözleri örgüte çevirdi. Hizbullah ise tüm sorumluluğu reddetti. 15 Ağustos'ta ise Beyrut'ta yeni bir bomba patladı. Hedef yine Dahiye'ydi. 30 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı saldırı iç savaş sonrası bu zamana kadarki en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Hizbullah'ın kontrolündeki Dahi semtinde patlama meydana geldi. Hizbullah son 3 ayda 3. kez kendi semtinde vuruldu. Kimileri bu saldırıları Suriye krizine bağlıyor. Bu kişiler arasında Nasrallah da vardı. Nasrallah saldırı sonrası ilk açıklamasında Suriyeli muhalifleri suçladı. Gerekirse kendisinin de Suriye'de savaşacağını söyledi. 23 Ağustos'ta ise bombalar Trablus'ta patlatıldı. İki Sünni camisini hedef alan bomba yüklü araçla yapılan saldırıda en az 47 kişi öldü, 500 kişi de yaralandı. Saldırıyla Lübnan tarihinde ilk kez camiler hedef alınmış oldu. Şimdi ise sokağa gerginlik hakim. Bulunan bomba yüklü araçlar ve siyasilerin açıklaması yeni saldırıların habercisi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınanların sayısı ise 750 bini geçti. Üstelik bunlardan en fazla etkilenenler de hiç şüphesiz çocuklar. Ancak hayat devam ediyor. Tıpkı iç savaşın gölgesindeki Suriye'de olduğu gibi Lübnan'da da yeni eğitim öğretim yılı açıldı. Suriye'deki evlerini ve okullarını bırakıp gelen çocukların eğitim gördüğü bir okula gidiyoruz şimdi. Evlerinden uzakta kurulan bu çadır okullarda Suriyeli mülteci çocuklar kaçırdıkları dersleri yakalamaya çalışıyor. Hiba ve Nesrin de onlardan ikisi. Mülteci kamplarında kurulan sınıflarda sadece eğitim görmüyor, savaşın ruhlarında açtığı yarayı kapatmaya da çalışıyorlar. Onlar için okumak, travmadan çıkmanın diğer bir yolu. وبدي أوعده إنه بصير دكتورة مشان بس إجا بالآن دكتورة وبيحبني بيقلي شطورة. Nesrin de babası için okuyarak yaralarını iyileştirmeye çalışıyor. Oysa yaşadığını zannettiği babası kamp görevlilerinin verdiği bilgiye göre öldürülmüş. Nesrin شهادة العبود. أنا برفع كشفه بس بدي أشوفه لحظة واحدة. Psikolojik sorunları yaşayan sadece onlar değil, Suriyeli mülteci çocukların büyük bölümü travma içinde. Kurulan sınıflar onların sorunlarının üstesinden gelmesi için büyük önem taşıyor. UNICEF bu konuda çocuklara destek sağlıyor. These are very important, these classes which you see behind. Arkamda gördüğünüz okullar oldukça önemli. İyileştirme sınıfları var. Suriye'den gelen çocukların normal yaşama dönebilmesi için onlara sosyopsikolojik destek sağlanıyor. Oyun oynamaları için imkan veriliyor. Ancak sorun UNICEF'in veya Lübnan devletinin tek başına altından kalkamayacağı kadar büyük. Sivil toplum kuruluşları da destek sağlıyor. 400-450 bin Suriyeli çocuk var Lübnan'da. Yani okula giden Lübnanlı çocuklardan daha fazla. Eğer 150 ila 175 bin çocuğa eğitim imkanı sağlarsak harika olur. Ancak beklenenden daha az bir fon desteği var.
Toplam sayıyla eğitim imkanı bulan çocuk sayısı arasında büyük bir boşluk var. Şu aşamada en fazla 70-80 bin çocuğa eğitim desteği sağlanabiliyor. Bugün Lübnan'daki Suriyeli çocukların %80'i hiçbir şekilde psikolojik destek veya eğitim almıyor. Ve bir gün bu çocuklar ülkelerine döndüklerinde artık çok geç olacak. Sadece kendileri için değil, tüm bir ulus için. Savaş yüzünden 2 milyon çocuk, yani Suriyeli çocukların %40'ı okulu bıraktı. Bunların yarısı da mülteci olarak komşu ülkelere sığınmış durumda. Çocuklar düzenli bir eğitim yerine böylesine çadır okullarda eğitim görüyor. Kimilerince bu çocuklar kayıp nesil olarak görülüyor. İşte yeni Suriye'yi inşa edecek olan da bu kayıp nesil. Bu son haberimizde Türkiye saatiyle 18'de yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.